İngiltere'de bütçe açığını kapamak için kemer sıkma önlemleri açıklayan hükümet, sosyal güvenlik sisteminde de yeni düzenlemelere gidiyor. Yardım bütçesi kısılıyor. 30'dan fazla sosyal yardım kalemi tek çatı altında toplanıyor. İşsizlik yardımı alan ve devletin gösterdiği işlerde çalışmayı reddedenlere ceza geliyor. Hükümet bu adımların ekonomik ve sosyal dönüşümü sağlayacağını savunuyor. Muhalefete göre ise kararlar ideolojik temelli ve sosyal devleti ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hükümetin rekor seviyedeki bütçe açığını kapamak için geçen ay açıkladığı kemer sıkma önlemlerine ilk büyük tepki öğrencilerden geldi. Öğrenim harçlarının 3 katına çıkarılmasını protesto eden on binlerce öğrenci sokağa döküldü. Göstericiler polisle çatıştı, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel merkezine saldırdı. 50 bin kişinin katıldığı gösteriler, akla hemen 1990'da dönemin muhafazakar başbakanı Thatcher'ın getirdiği yeni vergiye isyanı hatırlattı. Öğrenci eylemlerinin üzerinden 24 saat geçmeden hükümet bu kez devletten para yardımı alan yaklaşık 5 milyon kişiyi öfkelendirecek başka bir adım attı. 4 yıl içinde yardım bütçesinde yapılacak yaklaşık 25 milyar dolarlık kesintilerin ardından sosyal güvenlik sisteminde kapsamlı değişikliklere gidilmesinin planlandığı açıklandı. İşsizler, evsizler, engelliler ve geçim sıkıntısı çeken ailelere verilen yardımlar tek bir isim altında birleştiriliyor. İngiliz yetkililere göre sırf bu adım yılda 1,5 milyar dolar tasarruf sağlayacak. Zira ağır bürokrasi nedeniyle her bir sterlinlik yardımın hak sahiplerine ulaştırılmasının 5 sterline mal olduğu söyleniyor. Hükümete göre yeni adım, işsizleri çalışma hayatına kazandırmayı hedefliyor. Çalışmak yardımlarla geçinmekten daha avantajlı olmalı. Bu mutlaka böyle olmalı. Aksi halde sistem çalışmaz. Şimdiki sistem de zaten bu yüzden işlemiyor. İngiltere'de işsizlik %8 civarında. 60 milyon nüfuslu ülkede 2,5 milyona yakın işsiz var. 2 milyona yakın çocuk, ailede hiç kimsenin iş sahibi olmadığı evlerde yaşıyor. Hükümet, işsizlerin yardım örgütlerinin projelerine katılarak deneyim kazanmalarını amaçlayan bunun gibi projelerle işsizler ordusunu küçültmeyi amaçladığını söylüyor. Muhalefete göre ise bu önlemler yoksulları daha da yoksullaştıracak. Sosyal devlet ortadan kalkacak. İnsanlar iş bulamazken bu yaklaşımın sonuç vereceği konusunda ciddi şüphelerimiz var. Duyurusu yapılan her işe ortalama 5 kişi başvuruyor. Hükümet yeni önlemlerin işsizler ve yoksulları değil, yardımlarla geçinme kültürünü hedef aldığını söylüyor.